Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Araf suresi 126 ile 150 ayet. Bölüm 6. Bismillahirrahmanirrahim. 7 El Araf 126. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al, dediler. 127. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, Musa'yı ve kavmini, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksınız? Firavun, biz onların oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz, dedi. 128. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Sonuç, Allah'tan korkup günahtan sakınanlarındır. Tırnak işareti, 129. Onlar da, sen bize, peygamber olarak, gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. 130. Andolsun ki, biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. 131. Onlara bir iyilik bolluk gelince, bu bizim hakkımızdır, derler, eğer kendilerine bir fenalık gelirse. Ve dediler ki, bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Tırnak işareti, 133. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik, yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. 134. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa! Sana verdiği söz hürmetine, bizim için Rabbine dua et, eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz, dediler. 135. Biz, ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönüverdiler. 136. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. 137. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi, Yahudileri, de, içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helak ettik. 138. İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine, ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap. Dediler. Musa, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi. 139. Şüphesiz bunların içinde bulundukları, din, yıkılmıştır, yapmakta oldukları da batıldır. 140. Musa dedi ki, Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım? 141. Hatırlayın ki, size işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır. 142. Bana ibadet etmesi için Musa'ya 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. 143. Musa tayin ettiğimiz vakitte, Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim, bana, kendini, göster, seni göreyim, dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin, buyurdu. Rabbi o dağa
dedi, ben risaletlerimle, sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. 145. Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık. Ve dedik ki, bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size, yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. 146. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse, hemen ona saparlar. Bu durum, onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. 147. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar, yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırılırlar? 148. Tur'a giden, Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini, Tanrı, edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu, Tanrı olarak, benimsediler ve zalimler oldular. 149. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. 150. Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz? Dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin, Harun'un, başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, anam oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma. Dedi. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.